çizmeyi göstereceğim. Yani bu en kolay elips çizebilmediğim yöntemi bu. Elipsin boyunu, ebadını sizin ipiniz belirleyecek. Birbirinden daha uzakta iki tane ufak çivi çakarsınız. Tamam arkadaşlar? Bakın iki tane çivi. Önümüzde kağıdımız var. Kağıdı ilerleyen zamanlarda zaten kalıp olarak kullanacağız. Orhan, o taraftan çek bence. Solak ya. Görünmüyor. Şu arkadaşları ver. Arkadaşlara ver. Şu belli mi? Boyunu alabilir miyiz? Neye yapacaktık bunu? O ne? Şu karanfil ya da... Şu boy kurtarır mı yani? Şuydu galiba hocam, şuraları kirli demiştim. Şu boy kurtarır mı? Bakalım, getir. Kirli mi o? Birazcık daha uzun yapmamız gerekecek. Tamam, tamam. Tamam, ben anladım. İnce bir ipin iki ucunu birleştirdik. Tamam. Kurşun kalemimizi aldık. İpi taktık. Şimdi elipsin uzunluğunu, büyüklüğünü bakalım. Şimdi bu kağıdımız bizim muhtemelen bu mesafeye yetmez. Gördünüz mü? Bakın. Burada bu mesafeye yetmiyor. Otomatikman ne yapacağız? Çivilerimizin aralığını açacağız. Yani daha dar, daha uzun elips yapıyor olacağız şimdi. Aldık. Aralığı açtık bakalım. Birazcık daha olabilir. Üçgen gibi ayarlayıp. Ben şimdi birazcık yuvarlığa yakın olur ama şöyle yapalım. Bu sizi kurtarır. Yapamayalım. Efendim. Efendim. Sen nasıl yapıyorsun? Bak ben böyle yapıyorum bak. Üçgen yapmıştı. Üçgen değil o. Bir dakika. Ovalimizin daha daralmasını istersek çivilerin aralığını açacağız. Şimdi alalım, yaptığınız iş buna oturuyor mu? Bu muydu? Buydu. Genişlik, boy, her şey kurtuldu mu? Birazcık kurtuldu. Şimdi hayır bak, şimdi ben buradan baktığım zaman kurtulmadı. Gördünüz mü bakın? Üstten. Yani şu mesafe bak, şu mesafe. Yani bak kurtulmadı. O zaman ne yapacağım? Hemen çivilerimin aralığını uzatacağım. Şunu alın. Yani istediğim işe göre mesafesini ayarlıyorum. Tamam mı arkadaşlar? Bakın. Şimdi ben burayı, bu mesafeyi çivilerin birbirine olan uzaklığını arttırdıkça kenarlardan daraltmış olacağım. Tamam. Evet. Genişti. Daraltıyoruz. Şimdi ne oldu? Şimdi çok mu dar oldu? Bakalım. Birazcık. Evet. Bir mi? Bakalım. İpi büyüteceğiz. Hı? İpi mi büyüteceğiz? Hayır. Burası. İpi şeyler. Büyüttüğümüz zaman yine aynı mesafe olacak. Bakalım. Mesafe ayarı şeydi. Evet. Şimdi de, şimdi ne oldu? Bakın. Şimdi koyduğum. Burada kafaya bakalım. Kafayı tam şöyle koymuş olsak. Burası tam şuraya denk geliyor. Tam sıfıra sıfır şu an her taraftan kurtarıyor. Taraftan bakalım. Bu taraftan da kurtardı. Kurtardı. Şimdi ne yapalım? Bu sefer boydan kısalmış oldu ya. Boyu uzatmak için bir daha çivilerin yakınlığını, uzaklığını birazcık daha oynuyoruz. Yani istediğimiz işe göre elips çiziyoruz. Tamam mı? Bakın otomatikman da ne olmuş oluyor? Bakın size 3 farklı elips çizmiş olacağız şimdi. Tamam. Yani elips çizmek çok kolay. Yapılan işler de gerçekten estetik gözükür. Tamam. Evet, şimdi boyu uzadı. En de ikisinin arasında oldu. Gördünüz mü? Kağıdı bir sıkıştırsaydı oynamazdı. Evet. Şimdi 3 farklı boyda elipsiniz var. Ortadaki elips şu an sizin yaptığınız işe tam anlamıyla uygun. Bunu birazcık daha ben bir kere daha üstünden geçeceğim.
kurşun kalemle bastırarak. Çünkü elipsi şey yaparken ışıklı masada ay, keseceğiz ya. Oğlum suratıma gelir. Abim. Ben ne yaptım? Tamam çok güzel mi? Birden kaçar. Yani daha görünür olsun diye ışıklı masaya koyduğumuzda. Şimdi net gözükür mü? Gözükür. Ne yapacağız? Işıklı masada bunu koyacağız. Arkadan hemen gösterelim. Hemen gösterelim. Çok daha kolaydır. Çiçeğimiz koyu renkli olduğu için bakın şimdi çiçeğimiz ne kadar net gözükecek. Gel buraya. Bunu göstereyim. Evet. Şimdi bakın şuradan ayar yapıyoruz. Çiçeğimin ortalamasını yapalım. Görüyor musunuz? Karşı tarafta güneş ışığı aldığı için azıcık daha yukarı çıkartayım. Evet. Şimdi şurasıysa, şurasıysa. Evet şu an olmuş mudur? Olmuştur. Evet. Evet. Şimdi bunu bu şekilde iğneleyelim. Şurada iğne var. Tahtayı kaldıralım orada. Hemen keselim. Gösterelim. Kretuar alabilir miyim? Keşkesin bu arada. Evet, bir saniye müsaade eder misin? O da merak ediyor. Merak edenler olur mu? Öyle mi bir şey varmış. Bir şeyi kestik ya da kesemedik. Bir şeye takıldı yani. Tamam. Evet. Şimdi yaptığımız işi elif çıkartmış olduk. Şurada çiviye takılan yer. Şuradan ben göz kararı toparlayacağım mecbur. Evet şimdi elif soldu mu? Oldu. Bir tane renkli bir ebru verin. Hemen üzerinde gösterelim. Bunun kenarına da ya altın çekilir ya gümüş çekilir mesela. Örneklemek için. Evet. Yani şimdi bunu murakkaya gerdiniz bir ebruyu. Bunu da üzerine murakkaladınız. Kenarına da çektiniz. İlla ki bu ebru olacak diye değil. Mesela bunu daha açacak bir ebru olabilir. Daha koyu renkli bir mesela direkt siyah olabilir. Fark etmez. Ya da direkt paspartunun üzerine murakkalanabilir. Direkt kendi hazırladığınız renkli bir murakkanın üzerine murakkalanabilir. Craft olur. Craft olabilir. O bizim buruşturarak yaptığımız craftları olabilir. Yani bundan sonrası özgür. Ama kenarları çok fazla açıktı vesaireydi. Bakın ne kadar tekne geri gitmiş vesaire olmuş. Yani riskli çöpe atılabilecek bir ebruyu şimdi kurtarmış olduk. Sadece bu elips bilgisiyle. Bu çizgileri elde mi çizeceksiniz? Elle çizeceksiniz. Ya da kalın mukavvadan aynı büyüklükte keseceksiniz. Hmm,
düzgün bir şekilde onu koyacaksınız. Onu kalıp olarak kullanarak onun içinden çekeceksiniz. Hmm.